Merhaba koçlar, nasılsınız? Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün sizlere kendi gitarımı tanıtacağım. LTD EC256. Çok fazla yorum geliyor. Kendi gitarını neden tanıtmıyorsun? Bize gitarını tanıt. Evet, işte o gün geldi. Bugün gitarımı tanıtacağım. Artılarını ve eksilerini size söyleyeceğim. Uzun bir zamandır benle beraber, herhalde yaklaşık 2-3 yıl mı ne oldu? Bayağı iyi bir zaman geçirdik kendisiyle. O yüzden yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle neden bu gitarı tercih ettim? Gibson Les Paul'umu neden sattım? Birazcık onlardan bahsedeyim. Gibson Les Paul'u satma nedenim tamamen duygusaldı arkadaşlar. Paraya sıkışmıştım, paraya ihtiyacım vardı ve o dönemde de birazcık müzikle ilgili kırgınlıklarım vardı. Neler? Mesela sahneye çıktığım bazı gruplarla sorunlar yaşadım. Gruplardan ayrılmak zorunda kaldım. Onun haricinde YouTube'a hazırladığım içerikler beni tatmin etmemeye başladı. Birazcık da maddi sıkıntıları olunca kendimi mesleğim olan peyzaj mimarlığına vurdum. O dönemde de elimde var olan gitarlar, işte wireless jack'lar, ses kartları, midi klavyeler hepsini elimden çıkardım. Dedim ki evet, şu sıralar müzikle ilgilenmek istemiyorum. Bari bunları elimden çıkartayım. Cebime de birazcık para girer. Daha sonradan farklı markalar, farklı modeller zamanla istersem yeniden alırım dedim. Ve Gibson Les Paul'u sattıktan bir sene sonra gitara olan aşkım yeniden depreşti. Ulan dedim, gitar çalsam, özledim, bir şeyler tıngırdatsam, akustik arkada bakın görüyorsunuz, onunla bayağı bir şeyler yapmaya başladım. Ya ben elektromu özledim dedim. Ardından ikinci el mağazalarına bakmaya başladım. Burada Vox Studio var Kadıköy'de. Oraya gittiğimde bu gitar gözüme çarptı. Les Paul kasa istiyordum, ondan emindim. Aslında Floyd Rose gitar çalsam mı diye düşünmüyor değildim ama o kadar çok Les Paul kasanın sound'una alışmıştım ki bir böyle riske girmek istemedim. İlk önce bir Les Paul kasa gitar alayım, daha sonra da ileride belki Super Strat bir gitar alırım diye düşündüm ve tabii ki sabit köprülü bir gitar alma ümidiyle Vox Studio'ya gittim. Orada birkaç tane gitar gözüme çarpmıştı. Epiphone'un başlangıç serisinden bazı gitarlar vardı. Sonra bu gözüme çarptı. Amfiye taktım, denedim. Mesela Epiphone'dan sonra bunu taktığımda inanılmaz bir sound gelmişti. Dedim ki ya kardeş, ben bunu tercih ediyorum. O sıralarda 1500 TL'ydi ikinci el fiyatı. Üzerinde kontrol ettim. Çizik, kırık, dökük hiçbir şey yoktu. Gayet temizdi. Dedim ki neden olmasın. Satan arkadaş da zaten dedi ki abi, bu gitar seni daha çok tatmin eder. Hem görüntüsüyle hem sound'uyla Les Paul'unu, eski Les Paul'unu aratmayabilir dedi. Ben de tabii ki orada amfilerde denedim. Testlerimi yaptım. Bir de dost olduğumuz için ya abi beğenmezsen getirirsin, başka gitar alırsın filan demişti. Tam dedim ya, ben bunu bir alayım. Zaten ESP'nin Les Paul'larına hep böyle merakla bakmışımdır bugüne kadar. Çünkü ESP Les Paul kasasını alıp kendi tarzında dizayn etmiştir. Bu firmalar aslında orijinal kasaları kopyalayamıyorlar. Çünkü burada telif hakları var. Büyük paralar ödemeleri lazım. Onlar da ufak değişikliklerle bu kasaları yenileyip piyasaya sürüyorlar. LTD'de ESP'nin alt model, alt markası, daha uygun fiyatlı gitarlar satabilmek için yarattığı marka. Nasıl şimdi cep telefonları ana markalar, alt markalar üretip daha ucuzda telefonlarını satıyor? Gitar dünyasında da ana markalar farklı yan markalar üreterek daha uygun materyallerle daha uygun gitarlar üretip satabiliyorlar. Ama ne artıları var? Ana markanın ürettiği dizaynları alt markalarda da kullanabiliyorlar. Böylelikle alt markalar hiçbir dizayn masrafına girmeden ucuza materyallerle bu güzel gitarları üretiyorlar. Tabii büyük soru işaretleri vardı kafamda. Gibson çaldıktan sonra, o sound'a alıştıktan sonra bir LTD beni doyurur mu? Açıkçası o kadar çok gitarı özlemiştim ki ses kartıma tıkıp sesi aldığım andan itibaren dedim ki budur, güzel. Bu beni götürür. Bugün sizlere artılarından ve eksilerinden de bahsedeceğim. Nelerinden hoşlandım, nelerinden hoşlanmadım. Fakat fiyat performans olarak düşünüldüğünde bu gitar bence şu an piyasadaki bir numaralı gitarlardan bir tanesi. Eğer Les Paul kasa gitar hoşunuza gidiyorsa, çalmak istiyorsanız mutlaka tercih etmeniz gereken gitarlardan bir tanesi. Evet, şimdi başlayalım. İlk önce size birazcık teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından da nelerden hoşlandığımı, en sonda da nelerden hoşlanmadığımı bahsedeceğim. Gitarın üzerinde bazı tabirler kullanabilirim anlatırken. Bu tabirler hakkındaki bütün videolarımız daha önce çekildi. İşte köprü nedir, işte eşik nedir, sap nedir, ağaçların tona etkisi nedir. Bunlar hakkındaki bütün bilgileri kartlara koyuyorum. Kartlardan o videolara da ulaşabilir ve mesela işte maun ağacının sese etkisi nedir, işte manyetikler sese etkisi nedir. Bunların hepsini öğrenebilirsiniz. Hepsini kartlara yerleştiriyorum. Şimdi
Les Paul'ların bir vazgeçilmezi var arkadaşlar. Maun ağacını kullanmak. Gövdede de, sapta da maun ağacı var. Birçok Les Paul, yani birçok Les Paul kasada bunu görürsünüz. Fark nedir bir tek? Bazen kapak ağacını kullanmazlar. Dolayısıyla gövdedeki maun direkt kapakta da görünür. Fakat bu gitarda da çoğunlukla da bu tercih edilir. Burada bir akça ağaç tercih edilmiş kapak olarak. Bu flamed akça ağaç, yani yakılmış. O yüzden rengi de birazcık koyulaşmış bir akça ağaç tercih edilmiş. Yine bir klasik klavye ağacı olarak gül ağacı, rosewood tercih edilmiş. Fakat şimdi ben bu gitarın yeni modellerini araştırıyorum. Pauferro diye bir ağaç da kullanılıyor diye çıkıyor bazen. Nedir bu Pauferro? Gül ağacı artık yok olan ağaç türleri arasına girmiş olduğu için üreticiler Pauferro'yu tercih etmeye başlamış durumdalar. Hem yasaklar var hem de temin etmesi zor olduğu için fiyatları arttırıyor. O yüzden Fender bile Pauferro ağacını klavyede kullanmaya başlamış. Güçlü olduğu sürece, kuvvetli olduğu sürece bir fark yaratacağını düşünmüyorum ben. Çünkü ağaçlar bölümünde de anlattığımız gibi klavyede kullanılan ağacın özelliği sert olması, ki en çok baskı buraya geliyor. En çok buraya dokunuyoruz. Zarar görmesin, hırpalanmasın, çizilmesin mantığıyla seçilmiş ağaçlar oluyor bunlar. Şimdi kullanılan ağaçtan bahsetmişken normal bir Les Paul'dan farkı neler? Onlara gelelim. Mesela şöyle tuttuğumda buradaki açıyı fark ediyorsunuzdur. Burada bir açı var. Les Paul'da bu mesela biraz daha güzel durduğunu söyleyebilirim. Burada şuradaki yuvarlak birazcık farklı gibi. Onun haricinde arkada daha rahat çalım olarak ESP'nin tasarladığı bir gövdeyi görüyoruz. Şurada oyuklar var mesela. Burada oyuklar var. Bu oyukları Les Paul'larda, Gibson Les Paul'larda bulamıyor biliyoruz. Bu oyuklar ne işe yarıyor? Çok daha rahat çalınmasına olanak sağlıyor gitarın. İşçilik güzel. Bakın Les Paul'larda olan bombe bu gitarda da var kasada. Gayet işçiliğiyle uğraşılmış güzel bir gitar. Arkada bir kapak var. Ben bu kapağı tabuta benzetiyorum ve hoşuma da gidiyor açık. Tabii ki bu kapağın altında elektronik aksamımızı saklıyoruz ve manyetiklerden gelen giden kablolar bulunuyor. Yukarıda da bir yuvarlak kapak var. Tabii ki buradaki switch'imizi bulunması için buradaki delik. Ağırlığına gelecek olursak birazcık ağır bir gitar. Zannedersem içerisinde hiçbir boşluk yok. Şimdi üretilen yeni Les Paul'larda delikler açılıyor içerisinde. Havuz delikleri ve gitarlar bayağı bir hafif oluyor. Hatırladığım kadarıyla benim Gibson Les Paul standardım bundan daha hafifti. Çünkü bazen of ya amma ağır falan dediğim oluyor ki oturarak, evde oturarak canlı yayınlar yapmama rağmen bazen şöyle kaldırdığımda of bu gitar da amma ağırmış dediğim oluyor. Les Paul kasalarda buranın ağır olması aslında iyi. Çünkü serbest bıraktığınızda askıda gitar öne doğru yatmıyor. Mesela SG, Gibson SG'lerde veya SG kasalarda çok hafif gitarlar ama sap daha ağır olduğu için gitarı elinizi çektiğiniz andan itibaren aşağı yatmaya başlıyor. Bunu ben sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü bazı şovlarım var. Mesela gitarı tersten çalmak gibi. Bilmiyorum işte gitarı havaya kaldırmak gibi. İşte ne bileyim gitarı bırakıp seyirciyi coşturmak gibi şovlarım olur sahneye çıktığım zamanlarda. Bunu yaptığımda da gitarın sapı aşağı inerse gitarı bıraktığım anda bu çirkin bir görüntü yaratıyor. O yüzden herhalde hayatım boyunca SG kasaları hiçbir zaman tercih etmeyeceğim bu yüzden. Belki sadece koleksiyon olarak bir gün iyi para kazanırsak koleksiyon gitarı olarak alabilirim. Şimdi sapa gelecek olursak bu sapın profili ince U olarak geçiyor. U ne demek? Yani yayvan. Yayvan ama ince olduğu için tutması gayet kolay. Bazen burada şu ana çizgi çapraz şekilde gider ve yukarıda işte akorları basmak daha kolayken aşağıda sola atmak kolaylaştırılır. Burada öyle bir şey tercih edilmemiş. Tamamen aynı profil bütün sap boyunca ilerliyor. Fakat güzellik şu. İnceliği o kadar iyi ki o rahatlık hissi her yerde sağlanıyor. Yani o çapraz kesim olmasa bile biz gitarı her yerde çok rahat bir şekilde çalabiliyoruz. İnce tellere geçtiğimizdeki şuradaki oyukluk da zaten tam bir şekilde elimizin buraya oturmasını ve ince perdelerde de alt tellerde de üst tellerde de rahat bir çalım almamızı sağlıyor. Yukarıda güzel bir kesit var. Bitiş noktasında kesim var. Burası da gayet hoşuma gitti. Bu gitarların artıları tabii ESP kendi ürettiği teknolojileri bu LTD gitarlara da uyguluyor. Mesela ben kulakçıklardan çok memnunum. Çok kaliteli gözüküyor ve sağlam.
bu kulakçıklar. Arada bir tabii ki bunların ayarlarını sıkmanız gerekebiliyor. Kendini salabiliyor. Fakat akort kaçırmama konusunda gayet başarılı. Sol telinde problem yok mu? Sol telinde tabii ki her zamanki gibi Les Paul'ların tasarımından dolayı bir problem var. Aslında bu problemleri aşmak çok kolay. Bazı canlı yayınlarda da bahsediyorum. Burada da yeri gelmişken bahsedeyim. Sol telini akortlarken lütfen pesten tize doğru sıkıp akordu tutturup bırakın. Yani tizleştirip pesleştirdiğinizde tutturduğunuzda öyle bırakmayın. Her zaman pes sesten gelip tiz sese yani sıkıp akort edip öyle bırakın. O zaman sıkıntı yaşamayacaksınız. Sıkıntılarınız hala devam ediyorsa üst eşikteki boşlukları arada temizlemeyi unutmayın dostlarım. Toz parçaları kalabiliyor ve teli bent aldığımızda o toz parçaları hareket ederek akordu bozabiliyorlar. Les Paul'larda tabii ki klasik switch yukarıda olur. Buradaki ele zarar vermesin tutma yeri her zaman Les Paul'larda kaybolur. Benimkinde aldığımda yoktu. Öyle kullanmaya devam ediyorum. Ben bunu nasıl çözüyorum? Bunu değiştirirken penayla değiştiriyorum arkadaşlar. Yani penayı tutuyorum ya elime. Penayı kullanıyorum elime zarar vermemek için. Çünkü bazen ben çok hızlı bir şekilde bunu hareket ettirebiliyorum. O da niçin yapıyorum bu hareketi? Manyetiklerden bir tanesinin sesini kısıyorum mesela. Bu hareketi yaptığımda ses açıp kapanıyor ve güzel bir efekt elde etmiş oluyorum. Bunu buraya anlatmaya başlamışken birazcık manyetiklere değineyim. Manyetikler yine ESP'nin dizayn ettiği manyetikler. Bu manyetiklerin ismi LH150. Sap tarafı ve köprü tarafı için ayrı ayrı dizayn edilmiş manyetikler bunlar. Bu bir artı neden biliyor musunuz? Yani ESP kendisi için bu manyetikleri üretmiş, tasarlamış. Ve uygun bir gitar olmasına rağmen bu manyetikler gerçekten iyi işlev görüyor. İyi ses iletilimini sağlıyor. Tabii ki şimdi Gibson Les Paul'daki gibi yüksek bir çıktı beklemeyin. Formlarda da birazcık araştırdım. Birazcık sağır oldukları formlarda da yazılıyor. Fakat ev kullanımı için gayet uygun manyetikler. Sahneye çıkan, sürekli sahneye çıkan bir gitaristseniz manyetiklerinizde birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu da birazdan ben de belirteceğim. Gibson Les Paul'larda alışık olduğumuz bir potans düzeni vardır. 4 tanedir bu potanslar fakat EC256'da bu büyük bir fark. Sadece 3 tane potans var. Bu iki potans öndeki manyetiklerimizi kontrol ediyor. En alttaki potans da tonu kontrol ediyor. Gibson Les Paul'larda bu tondan 2 tane olur. Yani 2 farklı manyetiğimizi 2 farklı şekilde tonlayabiliriz. Ama burada gitarın sesini bütün halde tonlayabiliyoruz. Bu iki manyetiği de etki ediyor. Şimdi Gibson Les Paul'larda 2 farklı manyetiği de tonlayabildiğimiz zaman ve bu switch'i ortaya aldığımızda çok farklı soundlar elde edebiliyoruz. Fakat bu gitarda bu mümkün değil. Switch'ler neyi kontrol ediyor? Üste aldığımızda tabii ki sap manyetini, alta aldığımızda köprü manyetini, ortaya aldığımızda ise ikisini birden kontrol ediyor. Fakat bir artı var bu gitarda. O artı nedir? En alttaki ton potansımız pull-push sistemine de sahip. Ne işe yarayacak bu diyeceksiniz. Arkadaşlar bunu yukarı çektiğinizde, havada olduğunda bu humbucker olan manyetiklerimiz single işlevi görmeye başlıyor. Ne demek single humbucker? Bunları işte dediğim gibi manyetikler bölümünden izleyebilirsiniz bilmiyorsanız. Şimdi single'ı aldığım andan itibaren hemen dip gürültüsü başlıyor. Gerçekten manyetikler single oluyor. Peki bana şimdi soracaksınız. Gerçekten hani Fender Strat sound'u veya Telecaster sound'u alabiliyor musun? Hayır, alamıyorsun. Yani bunu single haline getirmemiz böyle tonda inanılmaz bir şekilde değişiklik yaratıyor mu? Çok da yaratmıyor. Fakat mesela clean tonlarda arpej atarken veya ritim çalarken kullanmadığım değil mi? Kullanıyorum. Gerçekten de kullanıyorum. Yani tonu bir tık tize o strat sounduna atıyor ama mucizevi bir ton farkı yaratıyor mu? Hayır, yaratmıyor. Peki drive çalarken hiç kullandığım oluyor mu? Hayır, hiç kullandığım olmuyor. Birazcık tarzımdan da olabilir dostlarım. Kesinlikle dip gürültüsü de yaptığı için drive soundumda humbucker olarak gitarı kullanmaya devam ediyorum. Neredeyse benim hiç kullanmadığım bir switch bu. Fakat sizler kullanabilirsiniz. Sizler tercih edebilirsiniz. Mesela duman çalmak istiyorsunuzdur. Daha crunch tonlar elde etmek istiyorsunuzdur. Gitarınızın drive'ını kısmışsınızdır. Bunu buraya aldığınızda büyük farklar yaratabilir sizin için. Ama benim çalım tarzım biraz daha hard rock, heavy sound olduğu için pek single manyetikler işime gelmediği için bunları her zaman humbucker olarak kullanıyorum. Ha, nerede kullandım? Kayıt yaptım mesela.
clean sound gerekiyordu, bir arpej gerekiyordu. Gerçekten bunu çektiğimde daha böyle cıngır cıngır bir ton aldım. İstediğim tonu elde ettim. Bu seçenek sizin sadece şu gitarla bir sürü farklı tarzı deneyimlemenize yardımcı olacak bir seçenek. Gerçekten bunu bu gitara yerleştirmeleri, bu uygun gitara, uygun fiyatlı gitara yerleştirmeleri büyük lüks olmuş. Başlangıç için mükemmel bir seçenek. Yani hem single'ı deneyimleyeyim, hem humbucker'ı deneyimleyeyim, farklı tonlar yaratayım diyen arkadaşlar için harika bir seçenek gerçekten. Bugün gitarı bağlayıp tonlarını size dinletmeyeceğim. Neden? Çünkü zaten bununla ilgili bir sürü video mevcut internette. Ayrıca zaten ben bu gitarı mevcut olarak kullandığımda kanalımı takip eden arkadaşlar, hem canlı yayınları takip eden arkadaşlar gitarın nasıl sound verdiğini zaten biliyorlar. Şimdi bu model Vintage Natural diye geçiyor. Yani bildiğim Les Paul'un rengi, işte Slash'in kullandığı gitarın rengi tarzında. Bunun farklı renkleri yok mu? Var. Bunun bir mavisi var. Gerçekten hoş duruyor. Mavi renkten hoşlanan insanlar için geçişli böyle bir renk. Ama şey de değil bunun mavi rengi. Böyle kro da durmuyor. Bazı böyle kırmızı, mavi, siyah, natural ton arası geçişler. Bazı gitarlar bana çok kroca geliyor. Çok kötü geliyor renkler ama bunun mavisinin rengi gerçekten güzel. Ben her zaman natural renkler ya da illa boyalı olacaksa da siyah gitarı tercih ederim. Bunun siyahı da var. Hem parlak siyahı var hem de mat siyahı var. İkisi de gerçekten çok şık duruyor. Siyah olan renkli de şuradaki süs şeritleri de var arkadaşlar. Siyah rengi de tercih edebilirsiniz. Gerçekten siyah rengini de ben çok başarılı buldum bu gitarı. Nerede üretildiğini söylemedim size. Vietnam'da üretiliyor bu gitar. Aslında Vietnam gerçekten üretim açısından en düşük yerlerden bir tanesi. Eskiden Çin'e, Kore'ye laf atardık ama şu an mesela Çin üretimleri gayet iyi sayılıyor. Vietnam en düşük üretim tesislerinden bir tanesi ama bence LTD bu gitara özen göstermiş. ESP ve LTD. Vietnam'da üretilmesine rağmen işçilik çok başarılı. Neden diyeceksiniz? Mesela elinize gelmiyor perdeler. Çalım gayet şık ve güzel. Elinize batmıyor. Bazı Vietnam üretimleri var. Bunları iyi tesviye edemiyorlar. Siz bunu gitarı bir daha alıp luthier'e götürüp bunları tesviye ettirmeniz falan gerekiyor. Şimdi birazcık artılardan ve eksilerden bahsedeyim. İlk önce artılardan bahsedeyim. Bir kere jumbo perdeler kullanılmış bu gitarda. Jumbo perdeler gerçekten derin ve çalımı çok rahat. Tuşeye çok büyük katkısı var gerçekten. Beklediğimden çok daha fazla sustain aldım mesela ben bu gitarda. Bu kadar sustain alacağımı düşünmüyordum. Gibson Les Paul çaldıktan sonra beni tatmin etmez diye düşünüyordum. Fakat manyetikleri ve ağacı sustain açısından size bir eksiklik hissettirmiyor. Çok fazla geri murçalıyorum. Bendimi alıyorum abi. Bekliyorum. Ton gitmiyor, düşmüyor. Yani gerçekten sustain açısından büyük artısı var bu gitarın. Gibson Les Paul'a göre alt perdelerde çok daha rahat çalım elde ettim. Ayrıca şuradaki oyukluklar oturarak çalarken, ayakta çalarken bana büyük avantaj sağladı. Büyük artı oldu. Çalımıma büyük katkı sağladı bu gitar. Mesela Gibson Les Paul'u biraz daha zahmetli çaldığımı hatırlıyorum. Push pull olması gerçekten büyük artı. Ben çok az kullanmama rağmen benim bile işime yaradı. Ton düğmesinin bir tane olması benim için aslında bir artı. Çünkü ben hiçbir zaman iki tane ton düğmesini kullanmıyordum. Burada ne kadar az düğme varsa o kadar rahat kontrol edebiliyorum gitarı. Çok daha rahat bir şekilde şu ses açıp kapama olaylarını yapabiliyorum. Elim çok daha hızlı bir şekilde potansları bulabiliyor ve seçebiliyor. Ben bu potans yerleşimini büyük artı olarak görüyorum. Normal standart Les Paul'lara göre. Ama başkaları o iki tane ton düğmesine ihtiyaç duyabilir ve bunu bir eksi olarak adlandırabilirler. Şimdi gelelim gitarın eksik taraflarına, eksi kısımlarına. Ben bu gitarı ilk aldığımda büyük heyecanla çalmaya başladım. Çünkü uzun zamandır elektro gitarım yoktu. Satmıştım biliyorsunuz başta da söylediğim gibi. Wow be filan diye başladım takılmaya ben bu gitarla. Fakat zaman geçtikçe normal bir Gibson Les Paul'a göre boşkan notaların çok daha az olduğunu hissetmeye başladım tabii ki. Orijinal bir Gibson Les Paul'un de verdiği doygunluğu bu gitarda pek alamıyorsun. Bir ev gitaristi olarak bu eksikliği çok hissediyor musunuz? Çok hissetmezsiniz aslında. Hele bir başlangıç gitaristi iseniz haberiniz bile olmaz bu eksiklikten. Fakat benim gibi tecrübeli, zaman geçirmiş, gitarla zaman geçirmiş bir insansanız tabii ki bu doğuşkan notaların eksik olması belli bir süre çaldıktan sonra size yetersizlik hissiyatı yaratmaya başlıyor. Bazen gitar benim hislerimi ve hissiyatlarımı kavrayamayabiliyor. Mesela Gibson Les Paul'um öyle değildi. Ne hissiyat vermek istiyorsam onun karşılığını bana verebiliyordu. Evet,
Sustain'i yüksek, uzun süre ton ilerliyor. Fakat işte o ton ilerledikçe doğuşkanlar hemen yok oluyor. Elimizde sustain kalıyor. Keyifli bir ton kalmıyor. Bunu anlatabilmek çok zor. Bunu ancak böyle deneyimleyerek yaşayabilirsiniz. Uzun süreler canlı yayın yaptıktan sonra böyle kulağıma ton batmaya başlıyor ve rahatsız etmeye başlıyor. Ve bir an önce işte canlı yayını kapatıp gitarı yana koyasım gelmiyor değil. Fakat kayıtlar yaparken işte bu sorunu yaşıyor muyum? Pek yaşamıyorum. Zaten işte ton ayarları yaparak, kullandığım VST'lerde özel ince EQ ayarları yaparak bunları kurtarabiliyorum. Bu gitarla sahneye birkaç kere çıkabildim. Çok kısa riglerdi, çok kısa sahnelerdi. Bir iki parça çaldım sadece. Fakat buna rağmen gitarın sahnedeki eksikliklerini yaşadım. Ne diyeceksiniz? Yine aynı şekilde tonda eksiklikler yaşadım. Diğer enstrümanlar yanında kendisi birazcık sönük kaldı. Bahsetmiştim manyetikler biraz sönük diye. Bunu evde çok sorun olarak yaşamıyorsunuz. Neden? Çünkü kendiniz özel ayarlar yapabiliyorsunuz. Bir altyapı açıyorsunuz ve kendi gitarınızı özel EQ'larla yükseltebiliyorsunuz. Ön plana çıkartabiliyorsunuz. Fakat sahnede ben bunun birazcık eksikliğini yaşadım. Eskiden Les Paul da bayağı bir öne çıkardım ama bu gitarla öne çıkmayı pek başaramadım. Bazı şeylere abandığım zaman da EQ'lere abandığım zaman da onda büyük kayıplıklar, yani böyle gitar duygusunu kaybediyor. İşte o doğuşkan notalar yok diyorum ya. Siz bazı EQ'lere abandıkça tonunuz çirkinleşmeye başlıyor. Böyle amfilerde presans vardır ya, böyle çok açtıkça çok tizleşir, çok metalleşir. Öyle bir ton elde edebiliyorsunuz açtığınız zaman da bazı EQ'leri. Bu beni sahnede rahatsız etti. Mesela stüdyoya daha fazla girdim ben bu gitarla ve stüdyoda da aynı problemi yaşadım. Eskiden Gibson Les Paul'umla daha kendimi bir duyurabilirdim böyle. Daha böyle elde ettiğim frekanslar yoğun ve çeşitliydi. Fakat bu gitarla stüdyoya girdiğimde daha fazla böyle sıkışmış hissettim. O sıkışmışlık hissi çalımama da çok yansıdı. Mesela derseniz Aytek işte sahnelere geri döndün, işte ünlü birisiyle çalmaya başladın. Bu gitarı kullanır mısın? Bu gitarı yedek gitar olarak kullanırım arkadaşlar. Onu gerçekten söylemek istiyorum. Bir şekilde bir yerlerden borç alıp, para alıp, kredi çekip hemen Gibson Les Paul standarda geri dönüş yaparım. Eğer yoğun bir şekilde sahnelere geri dönmüşsem ve sahnede çalan bir gitarist olmuşsam bu gitarı çok sahnede tercih etmeyebilirim bu yüzden. Bu arada ağırlığı sahnede de rahatsız etti. Yani ben gitarı böyle çok straftan çıkartıp havaya kaldıran, döndüren, gitarla acayip şovlar yapan bir insanım. Ve tek elle gitar çalma şovunu çok fazla sahnede kullanırım. Gitarın ağırlığı da beni bu konuda biraz rahatsız etti. Belki kadın gitaristler varsa bu gitarı çok tercih etmeyebilirler. Minyon bir yapaları varsa bu gitarın ağırlığı onlara birazcık fazla gelebilir. Evet, artılar kısmında unuttuğum bir şey vardı. Onu da hemen ekleyip videoyu bitireyim. Bu gitar arkadaşlar çok güzel yalanıyor gerçekten. Yalamak için uygun bir gitar. Evet, bu da işin esprisiydi biliyorsunuz. Bu gitarı bayağı bir yaladım. Gibson Les Paul'dan çok daha fazla yaladım. Hatta bana diyorlar ki Aytek abi bu gitarı işte ikinci eline satacaksın. Değerini düşürüyorsun yalaya yalaya diyorlar. Bazıları da şey yazıyor. Sahibinden işte bol yalanmış gitar yazıyorlar. Çok güldürüyorlar beni gerçekten. Dostlarım, bu gitar hakkında bugün söyleyeceklerim bu kadar. Tavsiye eder miyim? Gerçekten başlangıç ve orta seviye için tavsiye ettiğim bir gitar. Zaten o tarz videolarda da bu tavsiye ettim sizlere, anlat. Benim kurtarıcı meleğim gibi oldu. Ben zor bir zamanımda hayatıma girdi ve birçok besteme, birçok kaydımı, birçok videomu bu gitarla yaptım. Canlı yayınlarımın neredeyse hepsini bu gitarla yaptım. Bu gitarı satar mıyım? Satacağımı pek düşünmüyorum. İleride eğer Gibson Les Paul'a geri dönüş yaparsam bu gitarı yedek gitar olarak kullanacağımı düşünüyorum. Keşke zamanında sahnelere gittiğimde bu gitar olsaydı bende. Çünkü Gibson Les Paul'un bazen teli kopuyordu. O zamanlar Ibanez S'im vardı ve onu yedek gitar olarak götürüyordum. Bu gitarı taktığımda inanılmaz ton düşüyordu, ton değişiyordu. Bu gitar mesela o zamanlar yanımda olsaydı çok fazla fark hissetmeden sahneme devam edebilirdim. O yüzden bu gitarı yedek gitar olarak her zaman bulundurmayı düşünüyorum hayatımda. Son olarak fiyatını da söyleyeyim. Ben koronadan önce bu gitarı satın almıştım. İkinci el 1500 TL'ye almıştım. O zamanlar o sıfır fiyatı da 3000 TL civarlarındaydı. Fakat koronadan sonra bu gitara inanılmaz bir zam geldi arkadaşlar. İkinci ellerini anca şimdi o zamanki sıfır fiyatlarına bulabiliyoruz. Sıfırını da 5300 ile 4700, 4800 TL arasında alabiliyoruz arkadaşlar. İşte havale, kart, kredi kartı, taksitlendirme gibi nedenlerden dolayı.
dolayı fiyatı 4800 ile 5300 arası değişiyor. Bu gitarı nerede bulabilirsiniz? LTD VSP'yi Cangöz Müzik temin ediyor. İnternette de birenstrüman.com'da bu gitarı satıyorlar. Umarım verdiğim bilgiler size yardımcı olmuştur. Sizde bu gitar varsa eğer yorumlarınızı bekliyorum. Almayı düşünüyorsunuz, yorumlarınızı bekliyorum. Veya anlattıklarım üzerine merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Yakında bazı sponsorluklar ve anlaşmalar gelebilir kanalımızla ilgili. Bu tarz şeyler geldiğimde daha fazla gitar, ekipman tanıtımları yapacağıma inanıyorum. Bu tanıtımlar böyle teknik olarak anlatmaktan ziyade deminki gibi artıları ve eksileriyle size enstrümanları ve ekipmanları anlatmak şeklinde olacaktır. Öyle olduğu zaman insanlar kafasına daha çok işte ben bu aleti kullanabilir miyim, sahnede kullanabilir miyim, kayıtlarda kullanabilir miyim, hayatıma nasıl dahil edebilirim diye daha iyi karar verebiliyorlar. Bunu da iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden hoşunuza gittiyse gerçekten kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi neydi arkadaşlar? Koç gibi kalın. Görüşürüz.